Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Nehir Hanım. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Opera mezunuyum. Şu anda eğitmenlik yapıyorum. Çok güzel. Aynı zamanda şan çalışmalarına da devam ediyorum. Söylüyorsunuz bir yerlerde. Evet. Nerede söylüyorsunuz? Yani öyle bir yerlerde değil, açıkçası sınav ve yarışma diyeyim. Şan yarışmaları. Ha, katılıyor musunuz? Evet, devlet sınavları. Onlara giriyorum Nasıl şu anda. Nasıl gidiyor? Biraz sonuç bekliyorum birkaç yerden. Ha. Bir tanesi de haftaya olacak. Ay, bir yandan ona hazırlanıyorum. İnşallah böyle. Çok iyi sonuç alırsınız. Çok teşekkür ederim. Kelimelerle aranız nasıl? Aram iyi gayet. Yani konservatuvar okumasam muhtemelen edebiyat veya Türkçe bölümü gibi bir şey okurdum diye tahmin ediyorum. Ya, ne güzel. Kitaplara göz attınız o sırada. Yok, öyle baktım. Kelime seviyorum deyip kitaplara yürümesi. Açıp okuyormuşum. Nehir Hanım. Peki daha önce 7200'lerde. Evet, bir soru uzun harfli bir soruda açılmıştı, bilememiştim. O yüzden epey bir ona puan rağmen kaybı 7200. Oldu. Evet. Aa, çok iyiymiş. Bayağı iyi yarıştınız demek ki oraya Hatırlıyorum kadar. Cevap Çinicilikti. Çinici dedim, Çinicilik diyemedim. Aa, ve açıldı. Kısmet. Evet. Dayak bile kısmetle yeniyor işte Nehir Hanım. Ben de atasözü ve deyimler şeyim. Yani benim aklıma böyle tuhaf tuhaf şey. Şarkı gelmedi, onu iyi ki. Genelde benim aklıma şarkı geliyor. Sizin aklınıza da gelir mi? Gelir, yani hep şarkı gelir. Demin mesela Farfara geldi mi sizin aklınıza? Farfara, yani soruyu tam görememiştim arkada. Aynen. Biz, hoca orayı daha işlemediği için. Elektrikler yoksa kesikti. Yoksa biz şey yapamadık yani. Yoksa benim bildiğim konu. Evet. Evet. Tamam, ufak ufak başlayalım mı? Olur, başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Baki olmayan. Fani. Fani doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Ana kucağı ile anaokulu arasındaki yuva. Kreş. Kreş doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfat soruyoruz Nehir Hanım'a. Soralım. Zapt edilemez ölçüde yaramaz çocuklar için kullanılan bir söz. Haşarı gibi. Değil. Değil. Bir harf alabilirim. Tabii, harf verdik. Z. Çocuğum nokta noktalık yapma deriz. Çocuğumuz olsa deriz, yani benim yok. Olsa o yüzden deriz. Yeğenime diyorum ben. Diyorum ki sucum diyorum. Nokta noktalık yapma diyorum. Bir o harf da, daha amcacığım alabilirim. Diyor. Verelim bir harf daha verelim. Azgın. Azgın doğru cevap. Efendim, Batı kökenli bir başka sözcük isteyeceğiz. Yine beş harfli cevap olarak Nehir Hanım'dan. Aha, şu soruyla. Mürekkep balığından alınan koyu siyah boya. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Ay neydi bu, biliyorum. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Bu sepya değil. Ne? Sepya. Sepya doğru cevap. Bildim herhalde dedim. Neden değil acaba? Sepya filtresi farklı bir tonda kalmış aklımda böyle. Hiç bağdaştıramadım. Anladım, çok birbiriyle alakası vardır evet, inşallah. Evet. Efendim, altı harflerdeyiz. Mastarla biten bir kelime rica edeceğiz şimdi Nehir Hanım'dan. Bakalım nasıl sorduk. Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak. El açma falan değildir. Değil, daha basit düşünün. Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla ne yaparsınız? Dua etme, yakarma. Kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak. Yani mesela işte sınavı kazanacaksınız. Kazanırsam nokta nokta. Adamak. Heh, ne? Adamak. Adamak doğru cevap. Efendim, altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Geçmiş zaman dedektifi. Hafiye. Hafiye doğru cevap. Geçmiş zaman dedektifi. Geçmişe, peki size şans verilse geçmişe mi gitmek istersiniz, geleceğe mi Nehir Hanım? Valla şöyle bir 1920'ler çok hoş olurdu. Ay, ya. Ay, sıkıcı sıkıcı. Ne yapacaksınız 1920'lerde? Pis etraf.
temiz bir yerinde. Dünyanın sanayiden. Temiz bir ülkesinde. Yani. Şaka yapıyorum. 20'ler mi ilginizi çekiyor? 20'ler, 40'lar, 50'ler. Siz yani... 10'lu ara rakamları sevmiyorsunuz. Hoşuma gidiyor oralar. Çok güzel. 30'ları sevmediniz mi? 30'lar evet, oraya bir evlat muamelesi evet. Oldu. Aynen. Allah Allah. Ben mesela hiç geçmiş... Gelecekte bir şey göremiyorum ya. Diyeyim gelecekte şu an yani. Gelecekte bir şey yani. Mi göremiyorsun? Bilmiyorum. Medyum musunuz efendim? Niye bir şey göreceksiniz zaten? Hayır, ben de merak ettiğim için gidiyorum. Tükenen kaynaklar vesaire falan. Tükenen kaynaklar. Tükenen biraz korkutuyor beni yani. Evet, doğru söylüyorsunuz ama ne yapalım yani. Ben merak ediyorum. Geçmişi biliyoruz ya zaten. Ama sıkıcı sıkıcı 20'ler demez mi yani gencecik kalın. Efendim 7 harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Kimyada iki veya daha çok atomun bir araya gelmesiyle oluşan birim. Çok hoş, harf alayım. Aa, biliyorsunuz, daha basit düşünün. Çok basit düşünün. Aynen. Kimyada iki veya daha çok atomun bir araya gelmesiyle oluşan birim. Efendim, işte maddenin yapı taşı nedir? Atom. İşte onu birleşince o, bu oluyor. Allah. Alın, bir harf daha. Bir harf daha verin bize, bir harf daha. Ha? Molekül. Molekül, doğru cevap. Dedim size biliyorum diye ama. Ben bile dedim biliyorsunuz diye yani. Sizin demeniz bir şey değil. 3100 puanınız var. 1 dakika 53 saniye. Tamam. Fena değil süre, saniye sanırım. Hiç fena değil. Tamam. Sadece Çinicilik gibi bir şeyle karşılaşmamak icap eder. ve onlar da sona doğru biraz daha dikkat edeceğiz demek ki. 7 harfli ikinci kelimenizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Buyursunlar. Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya bir eylemde bulunmak. Hücum. Saldırı. Hücum. Yani evet, saldırı. Doğru eşanlı. Arapça kökenli. Kötülük yapmak. Onun gibi bir şey. Yıpratmak. Evet. Harap etmek. Yok, hücum, saldırı, onlardan gidin. Harf alayım. Alın, harf alın. Bir tane. Harf aldık. Aldık bir tane. Taşlama. Değil, değil. Değil. Nokta noktaya geçmek deriz. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Taarruz. Taarruz, doğru cevap. 8 harflere geçtik. 2 kelimeden olacağım bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım Nehir Hanım'a nasıl sorduk soruyu. Güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulut, sular gibi oluşumlara verilen ortak ad. Galaksi. Değil. Değil. Neredeler bunlar? Neredeler efendim bunlar? Ay, uzayda. Hayır efendim. Biz gökyüzü, neredeyiz? Dünya, ne? Gökyüzü. Ha. O mu cevap? Değil. Aa, neye bastınız? Dediniz ama dediniz. Nehir Hanım. Hayır, nerede dedim bu? Gökyüzünde. Ha, onun tamamını kullanmayın onun. Yani ne orada olduğuna göre ne de her biri göklüler, bir varlık. Ne? Göklüler değildir yok, herhalde. Yok, ilk kelime. Gök. Ha, orada ne orada hepsi orada ne onlar? Buradan baktık. Göklerde. Ne? Hacmi olan birer varlık. Hacmi. Göktaşı değil. Değil, değil. Hayır ya. Ortak ad. Gökbilimi. Bunların... Hayır, hayır. Böyle bir Golgi aygıtı diyeceğim. Oradan. Gök cismi. Gök cismi. Neyse. Nehir Hanım, inanamıyorum. Evet. Gerçekten. Çiniciliğin yandan çarklısı aynen. Gibi oldu. Durun bakalım. Biraz. Hiçbir şey bitmedi. 7400 puan yatıyor orada. Daha neler olur. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Sonu olmayan gelecek zaman. Ebediyet. Ebediyet, doğru cevap. Şimdi efendim 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Mecazen toplu, dolgun ve kalın yapılı kişiler için kullanılan bir söz dizisi. İri yarı. Daha tatlısı. Daha tatlısı. Yani işte çok kilolu tontonlara denir. Eskiden bana alayım. Denirdi. Bir harf verdik. Halbuki bana da denir. Etli butlu. Etli butlu, doğru cevap. Yine 9 harfli efendim tek kelime mahalli bir rüzgar soruyoruz.
Etkilediği yerlerde sıcaklıkların artmasına neden olduğu gibi havayı da kurutan, ismi yerel denizciler tarafından verilmiş olan güneydoğulu rüzgar. Bir harf aldık. Bir harf aldık. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Düşüneyim. Buldunuz. Bulamadım. Buldunuz. Sıcakları çöl. Ben dağa çıktım, yalnız kalmaya karar verdim. Keşiş. Ha. Yeli. Aa. Tek rüzgar. Kelime. Keşişleme. Keşişleme doğru cevap. Sallayarak mı buldunuz? Evet. Gerçekten atarak buldunuz, evet. Size helal olsun. 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin soru. Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, kendine dönük anlamında bir tabir. Niye bastım? Hiçbir fikrim yok. Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz. Yani? İçine kapanık. Ne? Heh. İçine kapanık. Olmaz. İçine kapalı. O kadar çok uzun oldu. İçe dön. İkinci kelime doğruydu. İlk kelimeyi düzelt. İçe kapalı. Değil. Şimdi ilk kelime doğru. İkinci yanlış. İçe kapanık. İçe kapanık doğru cevap. Hay Allah. Nehir Hanım ya. Neyse bildik yani sonunda da. Evet. Efendim 10 harfli son aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyormuş yine. Gelsin bakalım soru. Mecazen ölümüne husumet güden kimse anlamına gelen tabir. Ölümüne husumet güden kimse. Kan düşmanı. İkinci kelime kan doğru. Davalısı. Hayır, hayır. Kan düşmanı. Can düşmanı. Can düşmanı doğru cevap. Düzledim. Aynen. Düzlediniz, çok iyi oldu. Doğru. 7000 puan aldınız. Evet. Bir saniyede arttırdınız. Bir saniye, evet, onu artık arkadakilere bırak. Gerçekten şanssızlık oldu. Şimdi zaten 7000 puanı çok da küçük görmeyin. Şimdi bir önceki yarışmacımızı paketlediniz zaten. Mustafa Bey gün birinciliğinden oldu sayenizde. Sizin arkanızdaki iki yarışmacının da başına ne geleceğini bilmiyoruz. Bakalım. Bakalım. Şimdiden ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Nehir Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.